Beş dakikada DNA ve genetik kod konusunu öğrenmeye hazır mısın Tom İmkansız hocam. Harikasını öğreneceğiz hiç merak etme çak bir beşlik bir, diyoruz ve çak, çak diye şimdi senle beraber zamanımız başlıyor. Ve DNA konusuyla hemen başlıyoruz. Evren bir kere DNA bütün hücrelerin içerisinde çekirdeğin içerisinde olan bütün şifremizin saklandığı... Saç örgüsü şeklinde bir yapı ve bu saç örgüsü yapının... iki tane zinciri var ve bu iki zincir birbirlerine aslında nükleotitler sayesinde bağlanıyor ve milyonlarca nükleotit var ve bu nükleotitler bizim şifrelerimiz, kodlarımız ve bunların adları da adenin, timin, guanin ve stozin ve bu nükleotitler DNA'nın yapı taşı ve DNA'nın içerisinde yüzlerce gen var ve bizim özelliklerimizi belirliyor ve görev birimi DNA'nın yapı birimi görev birimi yapı birimin içerisinde fosfat, şeker ve bazdan oluşan üç bir yapı var ve bu şeker de aslında deoksiriboz şekeri olduğu için buraya D yazdım. Baz da dört farklı çeşit olabiliyor ve bunlar da adenin timinle bağlanıyor, guaninle, sitozinle bağlanıyor ve birbirlerine DNA'da eşit sayıda bulunuyorlar. Peki DNA nasıl eşleniyor? Hücre bölünmesinden tam önce DNA kromozom sayılarının aslında DNA sayılarının birbirleriyle aynı olabilmesi için ve iki hücreye bölünce için ikisinde de DNA oluşabilmesi için eşleniyor ve iki tane aynı DNA oluşturuluyor ve biz bunlara ikiz DNA diyoruz ve nasıl oluşuyor? Fermuar gibi açılıyor. Bu kırmızı zincir birinci zincirin karşısına uygun olanlar mesela hemen A, T, T, G diyelim. Bunun karşısında normalde hemen ne gelecek? T, A, A ve C gelecek ve bunlar stozin aslında bu guanin, bu timin, bu adenin ve aynı şekilde burada da kırmızının karşısına normalde T, A, A ve C vardı zaten burada. Bunun karşılığında da uygun A, T, T ve G gelince bak ikisi de aynı DNA'lı oluşmuş oldu diyoruz. Ve şimdi geldik kalıtıma. Kalıtımı da Mendel bulmuştur. Mendel babasıdır ve... Bezelyeci Mendel. Baskın ve çekinik genlerden bahsetmiştir ve her bir birey iki tane genler oluşur. Mesela ya böyle olursun, ya böyle olursun, ya böyle olursun. Üç tane olasılık vardır. Başka olasılık yoktur. Her birey iki genle oluşur. Biri anadan gelmiştir, bir babadan gelmiş. İşte o yüzden buraya anne ve babayı çizdim. Bu anne diyelim mesela büyük R, büyük R diyelim. Baba da diyelim ki küçük r, küçük r olsun. Baskın homozigot, baskın saftöl çekinik homozigot, çekinik saftöl diyebiliriz bunlara ve bunlar çiftleştiği zaman babadan Anneden gelecekler belli. Anneden ne gelir? Sadece R gelir. Bak, R gelir. Ba, anneden R gelir. Ba, anneden R gelir. Anneden R gelir. Bu çocuklara dört tane çocuk olsun. Babadan da küçük R, küçük R, küçük R, küçük R gelir. Başka bir olasılık yok ve bütün çocuklar birinci kuşakta yani ilk çocuklarda yüzde yüz ne olur Tom Cruise Ramiz. Hayır. He, e, ...melez yani heterozigot olur. Melezin diğer belediye de heterozigottur diyebilirim. Ve bunlara da saf döl homozigot diyorduk. Ve bu çocuklardan yani birinci kuşaktan iki tane yavruyu alsan ve çiftleştirsen birbirleriyle... ...o zaman da hemen sana punet karesi denilen bir metodu göstermek istiyorum. Anneyi buraya yazalım büyük R küçük R. Babayı da buraya yazalım. Bunlar birleştiği zaman bu ikisi birleşirse büyük R büyük R. Bu ikisi birleşirse büyük R küçük R. Bu ikisi birleşirse büyük R küçük R. Bu ikisi birleşirse küçük R küçük re ve yani çocukları büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R şeklinde dört farklı çocuk oluşuyor. Ama aslında bunların yüzde ellisi homozigot, yüzde ellisi heterozigot yani melez şeklinde ve yüzde yetmiş beşi aslında bunların sarı. Bunların hepsi sarı çünkü sarı yeşile baskındır diyoruz. Yüzde yirmi beşi de yeşil olmak zorunda çünkü bu da yeşildir. Sarı, yeşil. iki bireyi birleştirdik. Saf öldü. Sonra ilk çocukların hepsi yüzde yüz sarı çıktı bu e, fenotiptir Bu da e, fen, genotiptir Dolayısıyla fenotip ve genotip oranlarını soracaklar bize bunlar e, fenotip oranları yani dış görünüş oranları burada da yüzde 50 e homozigot %50 de heterozigot olmak üzere genotip oranlarından bahsedebilir Bunu bilirsen diğerlerinin hepsini yapabilirsin. Ve geldik en son kısımda mutasyon ve modifikasyonda bir kere mutasyon gen yapısında gerçekleşir ve kalıcıdır, kalıtsal olabilir üreme hücrelerinde gerçekleşirse ama modifikasyon gen işleyişinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Down sendromu, altı parmaklılık, albinoluk, van kedisi bunların her birisi mutasyon örnek gösterilebilir. Radyasyon veya kimyasal maddelerden oluşur ama modifikasyonsa dış etkilerden, çevre etkilerinden oluşur ve çevre etkisi ortadan kalınca tekrar eski haline döner. Çuha çiçeği şey mesela kırmızı veya beyaz olabilir ama sıcakta ve soğukta kırmızı veya beyaz değişebilir. Bal arısı işte işte buradaki bal arılarının kraliçe arı olması e, polenle beslenirse veya arı sütüyle beslenirse kraliçe arı olması ve benzeri bunlar tamamen dış etkenlerdendir. Himalaya tavşanında da e, soğuk yüzeyde siyah tüylerin çıkması ve benzeri bunlar da etkenlerdir. Ve modifikasyon ve mutasyon arasında kesin farkı bilmek zorundayız. Sınavla çıkarım hocam. Evet zaten ben sana mesela adaptasyon, biyoteknoloji falan filan bunları anlatmıyorum. Zaten bunlar daha az soru çıkan kısımları. Şimdi senle beraber harika bir şekilde DNA'nın yapısını, DNA'nın ve ve kalıtımın temel yapısını öğrenmiş. Beş dakika içerisinde öğrenmiş olduk. Ve bununla alakalı senden soru çözmeni istiyorum. Biliyorsun birinci dönem 2023 LGS kitaplarımız çıktı. Bunlardan mutlaka bununla alakalı bu konularla alakalı soru çözmeni istiyorum diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yap yorumları yolla bakalım.